Herkese selamlar. Bugünkü videomuz Transformers Prime hakkında olacak. Küçük bir duyuru da yapayım. Bu videodan sonra karakter dosyası Madman gelecek. 3 günde bir video sistemine geçtiğim için haftada 2 video olacak. Bunlardan biri başka evren, biri de Benten olacak. Hangi karakter dosyasının geleceğini artık oylamalarla yapacağım. Bu yüzden kanalın topluluk kısmını da takip etmeyi unutmayın. Duyurumuzu yaptığımıza göre videomuza geçelim. Transformers Prime çizgi dizisi Türkiye'de Minikago'da yayınlanmış 3 sezon ve 1 filmden oluşmaktadır. Bana göre en iyi Transformers yapımıdır. Videomuzda da en güçlü 10 Transformers karakterlerini sıralayacağız. Hadi listemize geçelim. Bulkhead, Autobotların koca kalıplı, yufka yürekli yıkıcısıdır. Ortağı Nico'dur. Kendisinin gücünü cüssesine bakarak da rahatlıkla anlayabiliriz. Cybertron'da henüz savaş yokken inşaatçıydı. Savaş çıkınca emir komuta zinciri dışında olan yıkıcılara katılmış ve Optimus'un çağrısıyla yıkıcılardan ayrılarak dünyaya gelmiştir. Harshell bir Insepticon'dur. Insepticonların en vahşisi ve en güçlüsüdür. Wheeljack'le olan dövüşünde Wheeljack'i tam yenerken son anda Nico'nun sayesinde kıvılcımı söner. Bumblebee benim en sevdiğim karakterlerden biridir. Kendisi gözcüdür. Cybertron'daki savaşta esir düşer. Megatron'a karşı direnmeyi başarması sonucunda Megatron ses kutusunu parçalar. Bu yüzden Bumblebee konuşamaz. Cesur gözcümüz Megatron askerleri tarafından yakalandı ve sorgulandı. Ama o bilgi vermeyi reddetti ve cesareti karşılığında büyük bir bedel ödedi. Fakat 3. sezon finalinde Omega kilidi sayesinde tekrardan sesi geri gelir. Kendisi çok cesur ve bir o kadar da çeviktir. Megatron gibilerden asla korkmaz. Prime olma şansını elde etmiş fakat reddetmiş nadir kişilerdendir. Ayrıca çok havalıdır. Wheeljack, Bulkhead gibi bir yıkıcıdır. Bulkhead'in de en yakın dostudur. Kendisi ilk başlarda Autobotların yanında durmasa da her zaman onların tarafındadır. 3. sezonda artık Autobotların ekibine de girer. Wheeljack katana kılıçlarıyla, samuraya benzeyen görünümüyle tam bir yıkıcıdır. Decepticon gemisinden tek başına kaçmayı başarır. Harshell ile yasıya bir dövüş verir ve Soundwave'in camını çizer. Sonra Soundwave onun ağzına sıçrar. Wheeljack intikamcı birisidir. Bunu en iyi Bulkhead vurulduğu anda Harshell ile dövüşürken anlarız. Wheeljack bazen emirleri takmaz. Kendi kafasına ne eserse onu yapan bir karakterdir. Böylelikle listemizin 6. sırasında olmayı hak eder. Shockwave 2. sezonda gösterilen ve 3. sezonda olaylara dahil olan bir Decepticon'dur. Uzay geçidi yapılırken Cliffjumper ve RC geçidi yok ettikten sonra kaçarken Shockwave RC tarafından gözünden vurulur. Starscream Shockwave için bir arama ekibi göndermez ve yıllarca Cybertron'da kalır. Shockwave en sonunda Decepticon'ları bulur ve kendi yaptığı Predacon kralını Lord Megatron'a sunar. Shockwave oldukça güçlüdür. Kendisi Bulkhead ve Wheeljack'e karşı kolayca zafer elde eder. Tanka dönüşebilir. Elini silaha dönüştürerek güçlü bir enerji ateşleyebilir. Ultra Magnus, Cybertron savaşında Optimus'un sağ koludur. Fakat savaş Cybertron'u bitirince herkes gibi o da gezegenden ayrılır. Kendisi 3. sezonun başlarında Optimus kayıpken ekibi yeniden toplar ve Decepticon'lara saldırılar düzenlemeye başlarlar. Ultra Magnus, Predacon kralına dayanarak ne kadar sağlam olduğunu bize kanıtlar ve Shockwave'i fena döver. Ve geldik benim en sevdiğim kurgusal karaktere. Transformers Prime'daki Soundwave
ve Genzo Wakabayashi benim en sevdiğim iki karakterdir. Hiçbiri bu ikisinin yanına yaklaşamaz. Soundwave dizide hiç konuşmaz. Kendisi teknolojik cihazlarda oldukça üstündür. Göğsünde küçük bir uçağa benzeyen laser bigi taşır. Kendisinin dizide fazla dövüşü olmasa da oldukça güçlüdür. Enahrit, Megatron yokken yetkiyi ele almak ister. Fakat Soundwave'den sağlam bir dayak yer. Knockout bu olayı sessiz atın çiftesi diyerek yorumlar. Soundwave esir alındığında Laser Beak sayesinde yerini bulur. Sessiz atın çiftesi. Ve aynı anda Autobotların üstündeki Smokescreen, Ratchet ve Bulkhead'i kolayca yener. Soundwave hakikaten kraldır. Wheeljack camını çizdiğinde sinirlenir ve Wheeljack'in ağzına ayrıca Lord Megatron'a oldukça sadıktır. Asla ona ihanet etmez. Ve geldik karanlığın efendisine. Jacepticonların liderine. En güçlü gladyatöre. O Lord Megatron. Megatron oldukça güçlüdür. Zaten kendisi baş kötüdür. Sentetik enerjonla Ratchet'i de tek atar. Predacon kralını alamasa da oldukça dayanır. Ve kendisi Polat Alemdar'dan ölümsüzlük şifresini almıştır. Bir ölür bin diriliriz lafının vücut bulmuş halidir. Lord Megatron karanlık enerjonu kullanabilen sayılı kişilerdendir. Karanlık enerjondan kendisine Dark Star Saber adında bir kılıç yapar. Ve Optimus'la nadir bulunan mükemmel bir vs atarlar. Karanlığın efendisi Lord Megatron'un asıl adı Megatronus'tur. Fakat Jacepticon devrimini başlatırken adını kısaltmak daha mantıklı gelir. Megatron Jacepticon devriminde kendisine çok sağlam kişiler edinir. Buna en güzel örnek ona hiç ihanet etmeyen Soundwave'dir. Jacepticon devriminden sonra Megatron'un devri başlar. Lord Megatron oldukça güçlüdür. Fakat bu özelliklerin yanı sıra çok taktiksel ve zeki bir liderdir. Yaptığı devrimden bunu kolayca anlayabiliriz. Bu güçler onu 3. sıraya koyar. Şimdi de Autobotların liderine ve en efsane karakterlerden birine geldik. O Optimus Prime. Kendisi son Prime'dir. Filmdekinin aksine dizide boş fedakarlıklar yapmaz. Ve oldukça iyi düşünür. Nerede, ne zaman karar vermesi gerektiğini bilir. Ben bayağıdır Transformers Prime izlemiyordum. Filmleri yüzünden Optimus'u hiç sevmiyordum. Fakat Transformers Prime'dan sonra Optimus'un mükemmel biri olduğunu anladım. İlk başlarda Prime olmadan önceki hayatında adı Orion Pax'tir. Orion Pax, Megatron'un da en yakın dostudur. Fakat Megatron aklındaki devrimi açıklayınca mantıksız olduğunu düşünür ve Prime olur. Bu mükemmelliyet ile listemizin ikinci sırasında yer alır. Predacon kopyalarından kopyalanan, ilk klon olan Predacon Kralı Cybertron tarihindeki ilk ırklardandır. Görünüşleri robotik bir ejderhayı anımsatır. Dönüşüm becerilerinin olmadığı düşünülen Predacon'lar için Predacon Kralı'na bakınca bunun doğru olmadığını anlarız. İlk başta akılsız sıradan bir avcı sanılan bu özel Predacon gittikçe kendini geliştirir ve Decepticon gemisindeki bilgisayarlarla kendi tarihine bakar. Ardından konuşmayı öğrenir. En sonunda ise dönüşüm becerisini keşfeder. Böylece Predacon'ların akıllı canlılar olduğu ortaya çıkar. Akılsız Predacon'lardan bir ordu kurmak isteyen Megatron, Predacon Kralı'nın bu evrimini görünce onlardan korkar ve onları Predacon Kralı'nın dışında Autobotlar aracılığıyla ortadan kaldırtır. Predacon Kralı dönüşüm becerisi kazandığında ise ellerinde ateş patlamaları yapabilir ve hayvan içgüdülerine sahiptir. İç sürmesi çok gelişmiştir. Tam bir öldürme makinesidir. Bu özellikler onu listenin birinci sırasına koyar. Şimdi de geldik bonuslara. Skylynx ve Darksteel ise bu listede 5. sıraya girebilirdi. Fakat
Sadece filmde gözüktükleri için listeye dahil etmedik. Skylynx ve Dark Steel, Predacon kralına göre daha zayıf Predaconlardır. Ama Ultra Magnus'u neredeyse öldürmeyi başarırlar. Megatron'un ölümünden sonra kalan Decepticonlar yeniden Predacon projesini başlatır ve bu iki klonu üretirler. Predacon kralı bu ikiliyi teke tek dövüşte kolayca mağlup eder. Ve şimdi gerçek birincilere geldik. Neden birincilere değil de gerçek birincilere koydun diye sorarsanız, Primus ve Unicron normal kategoriden çıkar. Kendileri kendi Transformers'larını oluşturmuşlardır. İkisinin de güçleri eşittir ve diğerlerinden açık ara farkla üstündürler. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Metinde bana yardımcı olan Liberi ve video kapaklarımı yapan Cartoon TR'yi kartlara koyacağım. Onların da kanallarına bakabilirsiniz. Hadi kalın sağlıcakla. Yeah.